havalar soğuk. Her taraftan haberler duyuyoruz. Grip var, domuz gribi var, hastaneye yattı. Aman yaşamsal tehlike. Öyle mi gerçekten? Korkmalı mıyız bu gripten? Bilirsek korkmayız. Bilmezsek korkarız. Bugün onu öğreneceğiz. Ve Profesör Doktor Meral Sönmezoğlu bize neden korkmamız gerektiğini, nelerden korkmamız gerektiğini anlatacak ama bizim en çok korkmamız gereken hareketsizlik, kaslarımızın zayıflaması, eklemlerimizin hareketli yapmaması. Bunu sağlamak üzere de her zaman olduğu gibi gülen yüzüyle, pozitif enerjisiyle yanımıza geliyor. Kim geliyor? Sevgili Mert Güler bizimle beraber olacak. Geleceğiz. Mert Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Keyifle çağırdım. Dedi ki Mert Hocam bize müthiş egzersizler gösterecek. Gripten korkmamızı da azaltacak egzersizler gösterecek. Ada faydası var. Bir de biliyorsunuz egzersizler hocam bağışıklık sistemimizi de çok güçlendiriyor. Ya. Lütfen disiplinli bir şekilde çalışırsak aslında birçok hastalığın üstünden geleceğiz. Zaten hep dile getiriyoruz biliyorsunuz. Ya aman bilin, aman bunları yapın. Hoca ile beraber yapacaklarımızı ama bir seyredenler birlikte yapın. Hadi ben lafı uzatmayayım. Hocam neler yaptıracaksın? Hocam bugün nefes teknikleri yapalım diyorum. Akciğerlerimizi iyi kullanalım. Bağışıklık sistemini güçlendirelim. Karın kası, karın bölgesini çalıştıracağız. Sanki karın kaslarımızı ileriye doğru itekliyormuş gibi nefes alacağız. Verirken içeriye doğru girecek. Hazır. İyi şişiriyorsunuz siz hocam biliyorum. Nefes alıyoruz, karnımızı şişiriyoruz. Nefes veriyoruz yavaş yavaş, güzel. Bu sefer burun burun yapalım hocam. Her zaman ağızdan yaptık geçen haftalarda. Hazır. Nefes alalım. Burundan yine verelim. Çok güzel, güzel gidiyor. Dikliğimizi bozmayalım. Derin bir nefes alalım. Harika. Yavaşça verelim. En temel hocam karından solunum, bebek solunumu olarak biliniyor. En temel öğrenilmesi gereken, çok da güzel yapıyorsunuz. Karından solunum. Şimdi göğüs solunumu yapalım hocam. Derin bir nefes alıyoruz. Göğüsten bu sefer. Sporcu nefesi diye de geçiyor. Yavaş yavaş veriyoruz. Karnımız evet sabit kalsın. Derin bir nefes alıyoruz. Yavaş yavaş veriyoruz. Son kez. Derin bir nefes alıyoruz. Şişirin hocam. Şişirin, şişirin, şişirin. Yavaşça veriyoruz. Çok güzel. Sanki iki bölgeye ayırmış gibi düşünelim. Ne faydalıdır bunlar. Hele bu soğuk grip enfeksiyonlarının çok olduğu dönemlerde. Evet. Şöyle boşaltmak. Için, oksijenle temizlenmek için. Çok güzel. Şimdi hocam ellerimizi yumruk yapalım. Nefes alırken göğüs kafesimiz açılsın. Nefes verirken yavaşça uzatalım. Çok güzel. Nefes alalım. Nefes verelim. Bravo. İyice çekin hocam. Nefes alalım. Sıkıysa güzel. Nefes alıyoruz. Yavaş yavaş veriyoruz. Çok güzel. Şimdi yukarıya doğru yapacağız. Nefes alacağız. Ya evet, yavaşça vereceğiz. Çok güzel. Nefes alacağız. Hocam bunu yatakta da oturarak her daim yapılabilecek egzersizler gösteriyoruz. Omuzunuz ağrıyorsa bile yapabileceğiniz yere kadar yapılabilir. Yavaşça bırakıyoruz. Eğer izleyicilerimizin de yeri genişse bu sefer açıyoruz hem göğsü hem kolları yavaşça veriyoruz. Nefes alıyoruz. Masanın üzerindeki çalak çömleği toplayın bir. Ofiste çalışırken diyorsunuz. Tekrar nefes alıyoruz. Oh yavaşça veriyoruz. Zaten bu gerinme hissi de yapıyor hocam. Hafif çapraza doğru da yapalım, üste doğru. Alın nefes. Sağdaki. Çok güzel. Yavaşça verin. Diğer tarafa doğru alın. Soldaki arkadaşınızın kulağına. Evet yavaşça verin. Çok güzel. Eğer baktığınız yeriniz yoksa hocam omuzları geriye atıyoruz. Nefes veriyoruz. Çok yeter ki İzleyicilerimiz ekran başında otururken dik olsunlar. Ayakta zaten ister istemez dik oluyoruz. Nefes alıyoruz, veriyoruz. Çok güzel. Tekrar nefes alıyoruz, veriyoruz. Bunu eğer isterlerse yuvarlakta yapabiliyoruz. Geriye doğru. Çok öne yaptırmıyoruz hocam. Biliyorsunuz harika. Zaten duruşumuzda bir bozukluk oluyor zaman geçtikçe. Nefes alıyoruz, veriyoruz. Çok güzel. Nefes alın. Hem rahatlatıyor hem bol oksijenlenmiş oluyoruz. Nefes alıyoruz, veriyoruz. Tekrar nefes alıyoruz, veriyoruz. Bunu yaparken işine karışmayayım ama estağfurullah. Biraz popoyu sıkıp karnına şöyle bir sıkarsak
bel ağrımıza da faydalı olur. Bak şöyle bak, bir bak böyle. Birkaç. Bir taşla iki kuş. Belde topladık. Evet, yavaşça. Evet, son kez. Derin bir nefes alıyoruz, veriyoruz. O zaman bir de bacakla da yapalım. Hafif. Hadi son. Oturalım, yavaşça kalkalım. Bunu pek yaptırmazsan sağlıklı. Hadi az bir şey. Az bir şey. Evet, biraz, çok biraz, güzel. Biraz. Hem de bacakta çalışmış olalım. Biraz, nefes biraz, alıyoruz, biraz, verirken. Oh, sen, yeter bile. Nefes alıyoruz. Benim yaşımlarım var. Üçüsü böyle bu fazla yapmıyor. Nefes alın, verin. Burada da en önemlisi dizler parmak ucunu geçmeyecek. Ya. Evet. Nefes alıyoruz, veriyoruz. Son kez. Nefes alıyoruz, veriyoruz. Yine disiplinli bir şekilde yapıldıktan sonra hocam biliyorsunuz çok faydasını görüyor izleyicilerim. Zaten geri bildirimleri de çok güzel alıyoruz programımızda. Sağ olun, çok. Gülümseten yüzü ve egzersizler diye. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Mert Güler Hoca bize bugün müthiş egzersizler öğretti. Ama şimdi birazdan soracağız nedir bu grip, nedir değildir diye Profesör Doktor Beren Sönmezoğlu gelecek. Hemen geliyorum. Nedir bu domuz gribi yahu? Artık yabancı bir virüs değil artık o. Böyle mi geçiyor? Ağzınıza burnunuza bulaştırabiliyorsunuz. Öpmekte mi bulaşır bu illaki? Normal gripten ne farkı var? Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel sizi burada görmek. Çünkü yıkılıyor ortalık. Evet. Yıllardır hep biliriz. Bu grip ve benzer gribal enfeksiyonlar denir ya. Bundan kaynaklanan ölümler hep vardı. Evet. Bundan 35-40 yıl önce de vardı. Ama şimdi böyle bir salgın, bir şey var. Ve bir grip var ki bunun adı domuz gribi dediler. Hoca Allah'ı seversen. Nedir bu domuz gribi yahu? Bu bildiğimiz gripten ne farkı var? Ne oluyor? Neden adı domuz? Bir girelim bir Allah'a seversen. Tabii ki. Şimdi grip virüsü soğuk algınlığı virüslerinden farklı bir virüs. Aha. Grip virüsü sadece insanlarda görülmüyor. 3 tane türü var. Aha. Biri domuzlarda görülüyor ama sadece domuzlar arasında görülüyor. İnsanlara geçişi yok. Hı-hı. Bir tanesi kanatlılarda, kümes hayvanlarında, göçmen kuşlarda. Kuş kanatlar, gribi dedikleri. Kuş gribi denilen. Aha. O. Üçüncü tür insan gribi. İnsan gribi de diğer türlere geçiş özelliği yok. Bu domuz gribi denilen tür 2009 yılında domuz virüsünün insan virüsüne adapte olmasıyla bir mutasyon virüsü olarak ortaya çıktı. Aha. İnsanlar bununla karşılaşmamış oldukları için 2009 yılı pandemiyle geçti biliyorsunuz. İlk Meksika'da çıktı Nisan ayında, Ekim ayında Türkiye'deydi. Daha doğrusu tüm dünya ülkelerindeydi. Yani Meksika'dan Türkiye'ye de pırt diye gelivermiş bu bari. Evet, Nisan, Ekim. Hani Türkiye'ye ulaştı ve Türkiye'de de 550 küsür kişi öldü. O dönemde gebeler öldü. 2009'da 550 kişiyi öldüren bir domuz gribi salgınından bahsediyoruz. 22'si de gebeye ve lohusaydı. Aman hocam dur, şimdi de var da o da korkutmuyor mu? 550-600 kişi falan diye, değil mi? o virüse dünya tanımıyordu. İnsan vücudu tanımıyordu ve kim yakalarsa onu hasta edebiliyordu. Aha. O grip virüsünün salgını 2009 yılında hafifliğe hafifliğe devam etti. Günümüzde 2016 yılında hala aynı virüsü görüyoruz ama adı artık pandemi virüs değil, mevsimsel grip virüsü. Artık tanıyoruz onu. Artık yabancı bir virüs değil artık o. Artık ama 2009'da Meksika'dan çıkıp bize geldi. Ve bunu getirenler de yine insanlar herhalde. Tabii ki. İnsandan insana yayıla yayıla hava yolları. Meksika'ya gidenler hava yollarıyla birileri getirdi. Peki böyle mi geçiyor? Her zaman insanların konuşurken, hapşururken, öksürürken havaya attıkları binlerce partikülün içinde asıl olarak kalıyor. Ve yakın temas, etrafımızdaki 1,5 metre yakın temas içine giriyor. O kişilere partiküllerin yoluyla bulaş mümkün. Hocam burada hemen bir şey soracağım. Tabii. Siz de oturuyoruz konuşuyoruz. aman ne kadar güzel. Aman el sıkmayayım, öpmeyeyim. Evet. Aman geçer. Sakın öpme, ben gideyim. Evet. Yahu şurada bu kadar vır 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 konuştuk. O da yeterli. Öpsem ne olur? O da yeterli. Öpmesem ne olur? Öpmekten bulaşır bu illaki.
öpmekle daha da kolaylaştığı gösterilmiş. Yani yanaktan öptüğünüz evet, zaman... Evet, çünkü tükürüklerini bırakıyorsunuz, sekresyonları evet. bırakıyorsunuz, virüs daha yoğun olarak bulunuyor. Konuşmaktan sarılmak ve öpmek daha yoğun olarak virüs bulaştırdığı gösterilmiş. Kış sezonunda hasta olan kişilerin dışarıyı korumak için, kendisi iyi olanların da dışarıdan almamak için mümkün olduğu kadar şu sarılmaları, öpmeleri birazcık askıya almalarını öneriyoruz. Hani sadece solunum yoluyla değil de mesela ben yaptım. Sonra şu yüzeye elimi dokundum. Biraz sonra da siz gelip oraya dokundunuz. Bulaştırıcı. Dokundum geçti. Peki geçti ama elden geçmiyor bu. Ağzıma gitmesi lazım. Elinizi ağzınıza siz de götürdüğünüzde ağzınızı burnunuza bulaştırabiliyorsunuz. O yüzden ne diyoruz? Ellerimizi de yıkayalım. Yüzeyleri dezenfekte edelim. Korumayı geniş geniş anlatmamız lazım. Ama benim bir kafamızı karıştıran hepimizin bir şey daha var. Tamam. Adı domuz gribi olmadığını ama işte o eskiden domuzdan değişen dönüşen virüs olduğunu öğrendik. Evet. Peki normal gripten ne farkı var? Grip de yapıyor bütün bunları. Ateş, titreme, kas ağrısı, ağzı, kuruluk, baş. Normal gripte bunları yapmaz mı hocam? Aynısı Cihan Bey, birebir aynısı. Sadece domuz gribine insan vücudu tanıdık değil. O yüzden biraz daha ağır semptomlar, daha ağır belirtiler meydana getirebiliyor. Biraz daha ağır, gençlerde daha ağır, yaşlılarda daha rahat. Halbuki aha, bizim eskiden wow. evet, eskiden bildiğimiz mevsimsel grip yaşlıları vurur, evet. gençler daha ayakta geçirirken domuz gribi diye bilinen pandemik virüs genç yaş grubunu hiç tanımadıkları için virüsü onları daha rahat yıkabiliyor. Aha, normalde hep yaşlılara deyirdik öldürücüdür. Evet. Şimdi gençler çok daha, daha etkileniyorlar. Yaşlılar biraz daha öğrenmişler kılıç kullanmayı. Evet. Gripler aynen savaşmayı. Öyle. Peki. Bir normal grip. Bir de işte şimdi söylediğimiz H1N1 virüsü ya da pandemik virüs. Pandemiyi söylemek zor gelir bizim insanımıza. Domuz diye geldi gidiyor aslında domuzdan da alakası kalmadı. Onu da bildik öğrendik ama değişti şekli. Evet. Ama pandemik demek de zor. İşte yine de böyle kaldı bu artık adı yerleşti. Hangi saat tehlikeli? Karın ağrısı yapıyor falan ama gençlerde bak yaşlılarda esas korkarız biz. Yaşlarda bu grip domuz gribi daha az zarar veriyor. O zaman daha mı az tehlikeli olmaz domuz gribi böyle bir şey çıkalım mı? Net olarak bunun cevabı şöyle. Grip ya da domuz gribi daha ağır seyirli olması için bağışıklık sisteminin yavaşlamış olması lazım. O kişileri hastaneye yatacak kadar düşürebiliyor. O kişiler de daha ağır seyrediyor. Yani sağlıklı, bedenen güçlü, fiziksel olarak gayet iyi kişiler gribi ayakta geçirirlerken ağır geçirenler grip, domuz gribi gibi ayırmadan grip virüsü bağışıklık sistemi kötü olanları daha kolaylıkla yatırabiliyor. Onlar kimler? 65 yaşından ileri olanlar. Aha. Yaşlı demiyoruz artık. 65 yaşından deme. İleri olanlar deme, deme. Diyoruz. Deme ucu bana dokunur evet, öyle değdirip durmayın bana zaten. Sadece 65 yaşının ilerisinde 65 olanlar. 65 yaşının ilerisinde. Bu benden yaşlı. Bu 65'in üzerinde. Bu. İnsülin bağımlı olan diyabet hastaları. İnsülin kullanan diyabet hastaları. Diyabet hastaları. Ama mesela paratiroid için de iğneler yapılıyor. Osteoporoz için onlar değil. Değil. İnsülin bağımlı i̇nsülin olacak bağımlı kadar olanlar, diyabet şekerler, hastaları. Ağır şekerler. Kronik böbrek, akciğer, kalp hastaları. Onlar çok daha ağır geçiriyorlar ve onların hastaneye yatışları gerekecek kadar ağır evet. belirtiler olabiliyor. Şimdi o zaman bu astımı dediniz olanlar bronşit daha olanlar, bronşit olanlar, akciğer enfeksiyonu olanlar daha çok etkiliyor. Burası yine olanlar. Astımlı olan değil mi? Hı hı. Akciğer, bir akciğerde kronik akciğer hastalığı koah falan denir. Onlar da öyle hepsi, midir hepsi? Bütün kronik akciğer hastaları. Hepsi şunu dahil olmak üzere. Her sigara içen için de söyleyelim aynı lafı. Sigara içenler net olarak akciğer hastalıkları grubuna giriyorlar. Potansiyel sigara azından. İçiyorsanız domuz gribi sizi daha çok daha fazla seyret. Etkileyecektir. Kendimizi hazırlayalım. Doğru eğer bilgi. Dumanı tüttürüyorsak domuz gribinde bizi vurması hazırlayalım. Gençlik. Hadi bakalım hayırlı işler. Evet. Evet doğru mesaj. Bu doğru mesaj. Korkunç şey. Kendi kendimizi hazırlıyoruz. Evet. Zannederim başka bir grup daha hasta var. Siz böbrek yetmezliği falan da dediniz. Ama bir de bakım elinde kalanlar, kanser tedavisi kanser görenler. Kanser tedavisi olanlar. Bazen bağışıklık sistemini baskıladığımız bazı romatizmal hastalıklarda da var. Kortizon o biyolojik veriyoruz. Ajanlar, kortizon kullananlar. Doğru, doğru. Hepsi aynı gruba risk giriyorlar. Altında. Amcamlar, teyzemler.
birlikte keyifli yaşıyorlar. Pek dışarıda çıkmıyorlar. Virüse de daha dirençli olmaları beklenmez mi? Tam tersine tüm bakım evinde kalanlar, küçük çocuklar için de aynı şey. Bakım evinde kalanlar kapalı bir toplum olup birbirlerine daha kolaylıkla kontrolsüz bulaştırabildikleri için bir ayrı risk faktörü onlar. Onların da daha ağır geçirdikleri biliniyor. Onlar da bu nedenle aşı grubuna giriyorlar. Meral Hocam, virüsü anlattık. Evet. Ne olduğunu söyledik. Evet. Nasıl korunacaksınız? Nasıl tedavi olacağız? Onları da soracağım Meral Hocam ama siz bir kahve için, biz hep su içelim hocam. İçelim. Tekrar buluşalım. Tamam. Birazdan geliyoruz. Öksürüyorum, halsizim. Gideyim mi hemen hastaneye? İşte önemli olan belirti bu. Hocam, göğüs ağrısı. Bu bir solunum yolu enfeksiyondur. Peki hocam, nelere dikkat edeceğiz? Nasıl korunacağız? Grip döneminde aspirin ateş düşürmüyoruz. Hocam, biraz boğaz ağrısı, halsizlik. Belki biraz karın ağrısı. Peki her grip olan hastaneye koşsun mu? Ay ben gripim. Evet bu bulgular var. Öksürüyorum, halsizim. Aslında biraz da ishalim var mıdır, yok mudur ne bileyim. Biraz karnım da ağrıyor gibi. Gideyim hemen hastaneye. Çünkü televizyonlarda boy boy hastanelerde yatıyorlar. Bilmem ne sanki cüzdanmış gibi bunlar böyle gripler. Doğru, doğru. Bu çok önemli bir soru. Hastalar acaba hangi şekillerde, hangi belirtilerle hastaneye başvurmalılar? Ya da doktora başvurmalılar. Evet. Uzmana. Şimdi bu mevsimsel grip belirtileri hani evde birazcık yatsa, bir iki tane ilaç alsa, rahatlıkla geçebilecek şiddetteyse evinde kalsın, okula da gitmesin, işe de gitmesin, etrafı bulaştırmasın. Mesaj ama önemli. Evde kalsın. Okula da gitme, işe de gitme. O zaman patronlar da biraz şey yapsın artık, ben anlayışlı olsunlar. Ne yapalım? Gelip de herkesi dağıtacağına gelmeyiversin. Evet, evet. Kaç artık gün gelmeyiversin hocam? Ateşsiz bir gün geçirmiş olması lazım. Ateşsiz bir gün. Ateşle kastettiğiniz ateş düşürücü 39 almadan. Mu 37 mi? Tabii burada hani hafifçe üşüyorum diyen ateşlendim der. Hiç ateşim yok deyip 39 ölçtüğünüz kişiler oluyor. Ölçerek 38,5'un üstündeki ateşlere biz ateş diyoruz. Ölçerek 30. Şöyle kendi kendine değil de 38, hani aleti 39. Koyarak 38,3'tür aslında da. 38,5'un üstündeki ateşlere biz gerçekten ateş var diyoruz. Koltuk altı derecesi 38,5'un üzerindeyse eğer o zaman ateş vardır. Ve onu düşürüyoruz. Yoksa altındakilerini düşürmüyoruz bile. Harika. Peki nefes darlığı var hastaların. Oluyor mu? İşte önemli olan belirti bu. Nefes darlığı beklediğimiz bir belirti değildir. Aha. O akciğerlerin tutulduğunu, bronşların spazm olduğunu ve önemli olduğunu gösteren bir belirtidir bizim için. Ateş değil, nefes darlığı önemli bir belirti. O zaman o biraz daha doktora gitmek için uyarıcı olur, artık evde oturup da beklemesin. Evet, aynen öyle. Nefes darlığı gelecek. Bilinç bulanıklığı. Bilinç bulanıklığı olur, çok önemli. Olur, o da neden olur? Akciğerler yeteri kadar oksijenlenmezse beyne giden oksijen azalıyor. Hastada bir uykuya meyil, uyandırılma zorluğu, bilinç bulanıklığı çok önemli bir belirti. Bunları aman ha şey gibi almayın. Bu her gripte, yani illa domuz gribi tutturmayın. Her türlü gripte olabilen çok bulgular doğru. Özellikle ekstradan domuz gribi değil bu. Evet, her evet. Gripal enflüenza her bulgusunda gripte olan şeyler. Hı-hı. Hocam göğüs ağrısı. Göğüs ağrısı. Öyle bir göğüs ağrısı olur ki hasta şurada bir şey oturmuş, nefes alamıyorum diye hisseder. Hı-hı. Şiddetli bir göğüs ağrısı. Kalp ağrısına bayağı andırır, benzer. O kadar. Öyle bir göğüs ağrısı çok önemlidir bizim için. O pnömoniye dönüştü, zatürreye dönüştü anlamına gelir. Ve yüksek ateşi de söyledik zaten. Evet. 38,5'un üzerinde durumlar. Ve zor düşürülen ateşler. O zaman doktora başvuracak, hastaneye başvuracak. Ve hatta bunlar hastane yatış endikasyonlarıdır. Yatsın. Evet. Hastaneye yatsın diyorsunuz. O zaman hastanelerde de eski adıyla intihaniye, şimdi adıyla enfeksiyon hastalıkları kısmında yatarak tedavi görme ihtiyacı duyabilecek hastalarda bunlar. Pekala. Şimdi evdekiler kaç gün yatacak? Onunla ilgili bir şey verir misiniz? Bize de geliyor bazen. İşte ya sen bulaştıracaksın, işte zarar vereceksin. Gitme diyeceğiz. Ben doktorum ama enfeksiyon hastalıkları değil. Bu sizin uzmanlığınız. İlla ona bir kişisine bir kişisini göndereceğim. Yoksa bir doktor olarak ya da hatta doktorsuz. Ya şunlarla sen bir idare etmeyeceksin.
Şimdi aslında bu basit mevsimsel grip enfeksiyonun mutlaka uzmanına gitmesi gerekmiyor. Aha. Çünkü bu bir solunum yolu enfeksiyondur. Harika. Viral bir solunum yolu enfeksiyondur. İster domuzu, ister bilmem olmayanı. Tabii ki kulak burun boğaz dahiliye uzmanları, aile hekimleri ve enfeksiyoncular rahatlıkla göğüs hastalıkları doktorları takip edebilirler. Harika. Çünkü yaklaşımımız gayet basittir. Yaklaşımımız birincisi istirahat. İstirahat. Yatacak, istirahat edecek. Önce istirahat, dinleniyoruz. Evet. Harika. Ateşi yükseldikçe düşürecek, bakmadan 38,5'un üstünde olduğunu görmeden ateş düşürücü, evdeki basit parasetamol grubu ateş düşürücülerle ateşini düşürecek. Ateş düşürücü, parasetamol çok yaygın olarak bir sürü firmanın çok var içine parasetamol al. Çok ve var. İşte bundan günde aslında 500'lük bize genellikle falan evet. 4-6 taneye kadar da alsın değil mi? 6 saati geçmeden alınmasını da çok istemiyoruz. 6 saat. Ama bu arada tabii tembih etmemiz lazım. Grip döneminde aspirin ateş düşürmüyoruz. Reye sendromu yapıyor. Aspirin kullanmayacağız. Parasetamol grubu herkesciler kullanacağız. Evet. Parasetamol. Peki hocam bir de pastiller var. Her yerde duyundan yok efendim. İşte şunu alacağım, bunu alacağım. Faydası var. Çünkü faydası var. Öksürüğün en büyük nedeni iritasyon. Boğazına sürekli bir karıncalanma, bir boğaz ağrısı, konuşurken, hava akımında, bir şey yerken sürekli iritasyon ve kuru kuru sürekli öksürük. Pastil rahatlatıyor. Özellikle içinde şu bulunsun dediğiniz şey var mı? Yani pastil yerine ıhlamur içsin mi? Hatta domuz gribinden korunmak için, kendisi evindekini, çevresini korunmak için çıkmayacak, evde istirahat edecek de hane halkından korunmak için şimdi maske mi taksın, pastil yeterli mi? Bak yoksa ıhlamur mu içsin, limon sıksın, kaynasın mı? Var ya otlardan şundan şöyle, şundan şöyle, şöyle yapıveriyorlar. Doğaldan da hiç uzaklaşmayalım. Doğada her şeyin gerçekten güzel ilacı var. Pastil o gıcık öksürüğü dediğimiz hani çok bezdiren bir kuru öksürük vardır. Onu yatıştırır. Yumuşatıcı bazı. Yumuşadır günde 3 defa ama tuzlu su gargaraları da bazen onun işini görür. Tuzlu su evde gargarası. Hafifçe şu bir su bardağının içine koyacağınız bir tatlı kaşığı kadar bildiğimiz tuz, sofra evet tuzuyla karıştırıp onunla gargara yapıp atarak. O bile boğazı biraz daha rahatlatır. Rahatlatır. Çok harika. Rahatlatır hem de. Şu fısfıslar var, spreyler. Faydalı. Bunlar da faydalı olabilir. Bu akıntı falan da var mı yok? Olunca mı yoksa öyle mi kullanalım? Şimdi burun akıyorsa. Ezdiden farklı hastaları çünkü. Hastaları en rahatsız eden şey bir kas ağrılarıdır. Bir o kuru öksürüktür. Duramayan kuru öksürük. Diğeri de burundan nefes alamazlar. Burun öyle bir tıkanır ki eğer onu açmazsak soğuk algınlığı virüsün arkasından sinüzit gelir. O neredeyse kanıksanmış bir olaydır. Arkadan sinüzit olur. Onu engelleyen şey işte bu burun spreyleridir. Burnu açmamız, hastanın burundan nefes almasını sağlamamız lazım. Harika. Bu çok önemli. Bunlarla bile pek bir güzel halledebiliriz. Çoğunluğunu. Şuralarda insanlar toplu halde gidiyorlar, geliyorlar. Şimdi burada iki tane, bir tanesi grip olsa, şurada bir hapşursa. Çok kolay. Çok kolay. Yani, etrafında 20 kişi enfekte eder. Şimdi kaç kişi? En az 20 kişi. 20 kişi buradan eder gitti. İlk 20'yi dağıttık. Peki hocam, nelere dikkat edeceğiz? Nasıl koruyacağız? Şimdi pek de bir korktuk grip diye milleti. Aslında 40 yıllık grip adını bilmem neler sokuşturduk da. Çok doğru. Gripten korunmak gerekir ama nelere dikkat edelim? Bir de onu söyleyiverseniz. Şu mevsimsel gripten bu kadar da korkmanın anlamı yok gerçekten. Bir, bu kadar panik yapıp durmayalım bir. Hiç anlamı yok. Öteki temeli domuz yok gribi lafının da mevsimsel gripten çok atla deme fayda zararı şeysi yok. Biraz yok karın ağrısı falan yapabiliyorsa o kadar kadar. Baş, evet, onun harika da artık mevsimsel grip. O da mevsimsel, o da mevsimsel grip. Çünkü artık pandemik özellikle bir virüs yok bitti ortada. O domuzu muzu bitti. Korkulacak bir durum yok gerçekten. Harika. Mevsimsel normaller bunlar. Ah, yaşayın. Her sene Aralık ayın son haftasında başlar. 2 ay süren bir grip dönemi olur. Ama her sene böyle olur. Her sene olur. Yaşlılar hastaneye yatmak zorunda kalır. Akciğer hastaları ya da işte kalp hastaları hastaneye yatar. Onlar biraz daha ağır geçirir. Diye yetişkin ve sağlıklı olan gruplar, çocuk grupları da çok rahat geçirirler. Gebeler ağır geçirir. 2 yaşın altındaki çocuklar ağır geçirir. Aha, o zaman laf tam da gediğine geldi oturdu. Aşıya geliyor bir oradan yandan. Evet. Şimdi madem ki dediniz ki ta bu bizim ağzını büyüttüğümüz domuz bobuz dediği şey bile biz 2009'dan beri biliyoruz. Evet. Aşılarımızı bunun için de ürettik. Evet. Buna karşılık. Riskli grupları da hemen sayıverdiniz ama aşı yeterli mi? Yani ben aşı oldum, dalarım kalabalığa mı?
Değil, çünkü aşının içinde 4 tane suç var. Eskiden 3'tü, şimdi 4 tane suç var. Ama dolaşan, hani şu anda bildiğimiz Türkiye'de dolaşan 6-7 tane virüs var. Biz 4'üne karşı aşıyla korunabiliyoruz. Diğerlerine karşı yine de korunma var, bir oranda korunma var ama %100 hepsine değil. Dolayısıyla ben aşılıyım deyip çok da fazla korunma önlemlerini aşmamak lazım. Hocam, hepsine uymak gerekiyor. Son olarak da bir şey soralım. Kimler aşı olsun, kimler aşı olmasın? Şimdi çocuk 2 yaş grubu altındaki çocuklar daha ağır geçiriyorlar. O yüzden 2 yaşın altındaki çocuklara ama 6 aydan büyük olmak kaydıyla. 6 aydan büyük 2 yaştan küçük çocuklar olsun. Gruba bir aşı grubudur. Harika. 65 yaşın üstündeki herkes. Her genç, orta yaşlı. Evet. Bir hasta olsun olmasın. 65 yaşın üstündeyse aşı grubuna giriyor. Onun dışında kronik hastalığı olan herkes, bunlara diyabet de dahil, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, kanser hastalığı, bütün kronik hastalığı olan herkesin aşı olması gerekiyor. Bir dakika, bir aspirinle ilgili bir laf ettiniz. Birçoğumuz kalbimiz şunlar bunlar için küçük doz olsa aspirin kullanıyoruz. Aspirin kullananlar ne yapacak şimdi? Aspirini kesmem lazım, Reye sendromu olmayayım diye aşı olayım mı muhakkak? Şöyle, aslında aspirin kullanan çocuklardır grup. Kawasaki çocuklar gibi. Aha. O gruplar ateş düşürücülerle çok daha ağır Reye sendromu gibi geçirdikleri için onlar daha kolay yakalanabiliyorlar. Yani kronik aspirin kullanan çocuklar, yetişkinler değil. Yoksa bizim aldığımız şu yüzlük bebek aspirini gibi minik minik aspirinlerin kullanılanı öyle bir tablo çocuklar yapıyor. Hastanelerde çalışan hemşirelerimiz, personelimiz, doktorlarımız, hastanlarımız olalım mı biz? Şimdi hiçbir hastalığı olmasa bile sağlık çalışanları da aynı şekilde risk grubuna giriyorlar. Aşılanmaları gerekiyorlar. Çünkü bir hemşire doktor işe gidemezse ya da işte çalışırken hastalarına bulaştırırsa büyük skandallar oluyor. Doğru. O yüzden bizlerin de aşı olması gerekiyor. Peki, başladı. Gidiyor. Şubat devam edecek mi? Nereye kadar devam edecek hocam? Mevsime bakıyoruz. Geçen sene, ondan önceki sene hep aynı seyirleri izliyor. Aralığın son haftasında başlıyor. Mart'ın sonuna kadar gidiyor. Mart sonuna kadar bu salgın devam edecek. Her sene olduğu gibi. Bu mevsim sene ondan daha farkı yok. Hiç yok. Mevsim normalleri. Artık biliyoruz, gripten korunmanın yollarını da öğrendik. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok şey aydınlatıcı değil. Bilgiler verdiniz. Bir şey değil. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür. Az sonra gün özetiyle bir arada olacağız. Evet. Bugün de bitti. Canım doktorda gribi konuştuk. Hele bu son zamanlarda hepimizi korkutan, acaba beni tutar mı, öldürür mü denen domuz gribinden bahsettik. Ama öğrendik ki grip aslında öyle de grip, böyle de grip. Domuz gribi lafı da 2009 yıllarında Meksika'da domuzdaki bir grip virüsünün şekil değiştirmesiyle işte bildiğimiz grip yapacak bir hale gelmesiyle insanlara dönüşmüş bir virüs. Yani aslında domuz gribinin biraz karın ağrısı, mide bulantısı yapmasının dışında diğer klasik griplere göre, influenza'ya göre büyük bir farkı yok. Öğrendik ki bu grip öyle ya da böyle her halükarda insanda paçavra hastalığı deriz ya, halsizlik, yorgunluk, nezleden farklı olarak boğaz kuruluğu, boğaz ağrıları, yaygın ağrılarla kendini gösteriyor. Öğrendik ki bulaşıcı öksürükle, hapşurukla buluşuyor. Yakın temas 1,5 metre içinde hapşurduğu zaman zaten geçmiş oluyor. Öpüversek, el sıkıversek, dokunmasak o zaman da bu bulaşma şansını arttırıyoruz. Domuz gribinde diğer griplerden daha farklı olan çok fazla bir şey olmadığını bildikten sonra artık sıra tedavisine gelmişti. Pek güzel konuştuk. Tedavisini öğrendik. Endişelenecek bir şey yok. Durun evde. Dinlenin. Çıkmayın dışarıya. İşi okula gitmeyin. Bulaştırmayın. Biraz ağrı kesici, parasetamol grubu ağrı kesiciler.
aspirin değil, orada sıkıntımız var. Biraz bol sıvı içerek, biraz işte burun damlaları, boğaz pastilleri bunlarla birlikte halledebiliriz. Ama ne zamanki göğüs ağrısı, nefes alamıyorum, nefes darlıkları başladı. O zaman doğru doktora gidiyoruz ve belki de yatarak tedavi olmaya çalışıyoruz. İster domuz, ister de grip tedavisi, virüs direnci güçlendirmekle olur. Sizlere gripten korkmadığınız ama artık tedavisini de bildiğiniz için yapmanız gerektiğini bildiğiniz keyifli, sağlıklı, güzel bir kış geçirmenizi diliyorum. Az kaldı. İşte Şubat, Mart kış da geçti gitti. Hadi görüşmek üzere. Sağlıcakla. Hoşçakalın.